Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Trabzon Akçabat Nemoloz'dayım şu an. Hirsafa biraz daha yukarıda kalıyor. Rakım 1200. Size şimdi bu çevredeki dağları ve yaylaları göstereceğim. Şöyle. Nasılsınız? Hoş bulduk. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben Çalköy Çeşmeli Mahallesi'nin Recep Oğlu Medinsamaz. Koyunpınar'ım. Şu an burada mı ikamet ediyorsunuz? Burada ikamet ediyorum. Burası Nemoloz mu? Nemoloz. Nemoloz, aynen. Çeşmeli Mahallesi yani. Nemoloz ama Çeşmeli Mahallesi. Aynen. Yaklaşık kaç tane koyununuz var abi? 600 koyun var, 300 malım var. Kurbanlık mı? Yok, tamızlık olarak. Kurbanlık da var, tamızlık da var. Yani. Aynen. Buralarda geçiminizi sağlıyorsunuz. Şu anda koyunlar. Emekliliğime az kaldı. Ay inşallah. Emekli olurum inşallah. Olursa kaldı. Kime devredeceksiniz? Ya kimseydi. Sattığım zaman ben oğlumuz hadi çoluk çocuğum da bunlara katmam. Bu komşumun çocuğuydu. He he siz de. Aynen. Bu da komşumun çocuğuydu. İşte abi yardımcı olayı bağlı. Da bak koyunları burada. Aynen abi. Ağırı idare ediyor da buralarda işte. Aynen. Bunu ticaretinde değil. Bu babam mesleği. Yani bir zevk. Zevk meselesi. Ama yine kurbanlarda isteyen olursa. Var ona vereyim. Değil mi abi? Bu da köpeğiniz. Aynen abi. Amca sağ ol, o kadar çıkmasın da al da yavaş yavaş gidelim. Tamam. Kaç tane çocuğunuz var abi? Benim bir oğlan, üç kızım var. Maşallah. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Selam söylemek istiyorsan herkese. Herkese çok selam söyle. Beni tanıyan bildiğim arkadaşlara selam söyle. Tamam abi. Bizi evet. Kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Şöyle koyunlarınızı da çekeyim. Köpeğin ismi ne abi? Bu abi sana ben... Ay Allah. Nemoloz'dayız bugün. Yayladayız. Tamam abi geliyorum. Abi bunların yününü ne yapıyorsunuz? Vallahi önceden satardık. Şu anda kimse bunun yününü almadığı gibi adarı bunlar. Ama ne güzel battaniye yorgan. Yok şimdi eski devir kalmadı. Eski devir kalmadı şu anda. Onun için önceleri bunun yününde bir koyun kışlanırdı. Maşallah. Şimdi bunun yününü kırkalık oraya atarım. Abone kol komşu isterse alan alayım, almayan yakarım. Benzin yoktu yakarım. Pis olmasın. Aynen. Keçiler ay. Koyunların da güzelmiş maşallah abi. Yayla koyun işte. İlhan yabancım değildir ha. İlhan abin... İlhan'ın babası benim halamın oğlu, öz halamın oğlu. Vay. İlhan abi zaten tavsiye etti. Aha. Sağ olsun o da. Şöyle. Bunları hırsefaya çıkartıyor musun abi? Ramazan'da bir sabah. Ramazan'da. Ramazan'da zor olmuyor mu abi? Yok. Orada şimdi serbest ya. Yememiz yetiyor. Geçen sene kızlarım bir tanesi durdu bir anla. O yemeği o yetti. Biz yaptık. Bakalım o şeyi ne yapacağız. Teşekkürler kızına da.
Kız çocuğu başka abi. Ne yapayım, hep evladı ama. Hep. Kız babaya da, anaya babaya, kız evladı her zaman daha yakın. Aynen abi. Şimdi ben hepsini derim, hepsi sizin. Hep yani gördünüz. Başka benim değil de şey, borcum yok. Ha, şey. Çok şükür abi. Teşekkür ediyoruz. Ya, teşekkür ederim abi. Size daha iyi işler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buralara. İsmin ne? Emine. Buralısın. Evet. Burası Çalköy mü? Neresi? Evet, Çalköy. Anlat, nereden geliyorsun abla? Ya küpre vurdum. Mesela otlara küpre vurdum. Ne ekeceksiniz? Ot bitecek onda. Şimdi böyle çayır mı? Evet, çayır. İyi, anlat abla buraları birazcık. Çayır. Bizim mesela patates, mısır, çayır, bunlar var bizim burada. Başka bir şey yok. Başka fındık. Fındığımız var abi birkaç kişinin ama çok yok yani. Hı hı. Diye sanki bundan bir istifade mi oluyor şey diyeyim. Yeni yeni mesela birinden öbüründen körü dikeyle bir şey yok. Başka bir şeyimiz yok. İşte köyümüz böyle bulundu. Biz de Devranoğlu gidiyoruz. Geçiminizi neyle sağlıyorsunuz abla? Oo, adamla çalışıyor. Adama şimdi İsveç'te. İsveç'te. Sizde para bu ola. Euro neydi İsveç? Vallahi yok yavrucuğum. Kucaklarım okuyor yabancı. Ay. Kucaklarım okuyor yavrucuğum. Abone ol şey diyor. Peki Fatime anladı. Burada bir ne inekten bir karın oluyor, ne bir şeyden bir kilo süt şimdi versen de bile bir lira, 1200 lira öyle bir şey. Ha şimdi süt ne etrafta? Ay. Ha şimdi ne etrafta? Bir kilo yağ ne etrafta şimdi? Ha böyle işte ya onların çalıştığından ya bizim işte ha böyle bahçelerimizden bir şey yuvarlaşı gidiyor. Aynen. Ha böyle başka bir yaptığımız yok abası. İneğin var mı abi? Var. İneciklerim de var. İki tane. Bir buzacı. Sen buraya mı göç ettin yoksa yaylaya çıkacaksın mı? Yaylada yok evim. Fatime'nin abi köyünden gelecek ha buraya. Benim de evim alacağım enine orada. Abla adın neydi senin? Emine. Emine ablacığım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ablacığım şimdi Fatime göç etti, biz de göç edeceğiz. Göç deriz biz ona, taşınma derle. Siz, Emine abla yok. Siz buraya mı göç edeceksiniz? Biz de buraya, bu çemenin yanı dedim ya orada evim. Böyle devroluyoruz aşağı yukarı, devroluyoruz. Hirsafa'ya göç edeceksin mi? Yok, orada yok evim. Ay, ama burada da olmak çok güzel, baksana. Burada yok, orada Fatime'nin var, o çıkay. Çok güzel yerde yaşıyorsun evet, valla. Ne bileyim, güzel çirkin burada bulunduk abanosun. Çok şükür, çok şükür. Ama ha böyle kıbalım da. Ben aşağı almıyorum. Eşine selam söyle, hadi bakalım. Aleyküm selam, haydi. Çok gider, teşekkür ederim gider, ablacığım. Gidersiniz güle güle. Bunu yayınlayabilir miyim? Ya ne bileyim. Tamam, ben şey yapmazlar bir şey değil. Hadi. Ha böyle daha düzgün olaydım. İyisin sen, iyi. Karadeniz kadını işte. Olsun bakalım. Karadeniz kadını işte, güçlük. Haydi gidersin de güle. Sağ ol ablam, öpüyorum seni. İşte yaylaları gösteriyorum. Karadeniz kadını, çilekeş. İyisin, iyisin, iyisin. Çok iyisin sen. Çok az göründün sen. Hadi ablam öptüm seni, bay bay. İşte yaylalar. Burada 1200 rakım var. 1200 kilometre. Şuralar. Burası Nemolos. Hirsafa yaylası birazcık daha yukarıda kalıyor. Buraya insanlar işte bahar gelmeden göç ediyor. Buradan bir yukarısı da yazın göç ediyorlar. İneklerini götürüyorlar. Karadeniz'in o eşsiz bitkileriyle otlatmak için. İşte Karadeniz'in bu yüzden tereyağı, peyniri olsun çok lezzetli. Eşi bulunmaz. Şöyle. Şuraları da göstereyim. Hadi bakalım, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.